Sağlığın ekolü biziz. Bizim ekolümüz sizsiniz. Ekol Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Nefes kesen bir akşam yaşadık Galatasaray. Geriye düştü. Sonrasında berabere kalır gibi oldu derken son dakikada kazandı ve 3-2 mağlup ederek Fatih Karagümrü liderliğini devam ettirdi. 6 puanlık farkla Fenerbahçe kazandı ve artık düğüm belki de derbide çözülecek. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ümit Karan, Yusuf Kenan Çalık ve Serdar Sarı da yine her zaman olduğu gibi bizlerle birlikte çok önemli konularımız var. Hepsini konuşacağız. Ama öncesinde bugün oynanan maçların ardından puan durumu nasıl oldu? Düşme hattı nasıl? Şampiyonluk yarışı nasıl? Şöyle bir bakalım. Galatasaray 99 puanla lider. Nedir 99? Ümit Karan'ın forma numarası sevgili seyirciler. Birazdan o konuya da geleceğiz Ümit Karan. Fenerbahçe 93 puanda 6 puanlık bir fark var. Trabzonspor kazandı. İstanbulspor karşısında 61 yaptı puanını, plakasını yazdı diyebiliriz. Başakşehir 58 puanla 4. sırada, Beşiktaş 55 puanla 5. Kasımpaşa 52 puanla 6. sırada yer alıyor. Alanya Spor 7. puan 50, Çaykur Rizespor 8. puanı 49, Sivasspor Spor 9. sırada puanı 48 ve Antalya Spor 45 puanda şu anda 10. sırada Düşme hattına doğru şöyle bir yavaş yavaş yaklaşalım. 44 puanla Adana Demirspor 11. sırada, Samsun Spor 42 puanla 12. Kayserispor 41 puanla 13. Konyaspor 40 puanda kazandı bugün. Nispeten biraz olsun rahatladı. Son hafta Galatasaray'la oynayacak biliyorsunuz. Konyaspor, Ankara Gücü 39 puanla 15. Hatay'a yenildiler. Gaziantep Adana Demir'i farklı yendi. Deplasmanda 38 puanda şu anda düşme hattının üstünde. Karagümrük Galatasaray yenilgisiyle düşme hattına indi. 17. sırada ve Hatay Spor'un da 37 puanla 18. sırada olduğunu görüyoruz. Pendik Spor'un 36 puanı var. Şansları devam ediyor. İstanbul Spor daha önce zaten küme düşmüştü. Puanı 16 sevgili seyirciler. Peki bir önemli konumuz daha var bugün. Onun da görüntüleri gelsin. Fenerbahçe'de tribünler karıştı. Fenerbahçe'de Ali Koç başkan adayı olacak. Saadettin Saran çekildi. Aziz Yıldırım'ın da aday olacağını artık yavaş yavaş söyleyebiliriz. İşte Fenerbahçe'de yönetim istifa, Ali Koç istifa sesleri vardı. Tribünlerde böyle bir kargaşa yaşandı. Detaylar birazdan ekol futbolda olacak. Ve bir önemli konumuz da var. Teaserımız gelsin. Ekol futbol başlıyor. Ey Fenerbahçeliler, ey Beşikler, Bölge insanı çok kötü durumda. 100 tane gönüllü siz yapın. Hatta Fenerbahçeliler siz 150 tane yapın. Yani bizi geçin. yeşil sahada geçemiyorsunuz en azından burada 150 tane. Var. Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık, başını sevdik, yardım ettik ama biz yanak okşatmadık. O yüzden herkes dikkat etsin. Evet tabii gündemde böyle bir konu da var sevgili seyirciler. Dursun Özbey'in Açıklaması sonrası Fenerbahçe ve Hasanlarattan Beşiktaş başkanından sert cevaplar açıklamalar geldi. Hepsini ekrana getireceğiz, konuşacağız değerli konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum ve tabii ki Ümit Karanla başlamak istiyorum. 99'u vereceğim. Maçla ilgili şöyle bir yorumunu alacağım ama öncesinde Barış Alper'in gol sevincinde bir fotoğrafı var. Müsaadenle onu bir ekrana getirelim. Yönetmenimiz Tolga'dan. Rica ediyorum. Birazdan ekrana gelecek. Orada da tabii şu vardı. Bugün saat 12'yi geçmeden, yeni güne geçmeden anneler günü, bütün annelerin anneler gününü e, kutlayalım. Öncelikle sizlerin de değerli eşlerinizin, e, hayattaysa annelerinizin anneler gününü kutluyorum bütün sevgili seyircilerimizle birlikte. E, Barış Alper gerçekten maça damga vurdu. E, gol sevincinde geçen sezonki Şampiyonluk Kupası'nın annesiyle olan fotoğrafını ...gösterdi formasının altında. Onunla programa başlayacağız. Hazır olunca e, ekrana getireceğiz. Ümit Karan'la maç yorumuyla şöyle bir başlayalım. Bir endişe oldu mu 1-0'da, 2-2'de? Öncelikle tabii ben de anneye gün kutlarım. Herkesin annesinin elinden öperim. Yani onlar bizim her şeyimiz. Her Aynen şeyden mi? önemli. E, futbola gelince... ...Galatasaray öyle bir takım olmuş ki... ...hem Galatasaray taraftarı heyecanlandırıyor... ...hem Fenerbahçe taraflarını da heyecanlandırıyor. Yani... Özel bir takım, özel bir kulüp e, dediğim gibi hep bir umut veriyor ama aslında o umudu bir anda kırmayı da beceriyor. Gerçi onlarda umut bitmiyor biliyorsun. Bu sezon boyu hep umutlarla yaşıyorlar ama oğlum ne kırıyorsunuz ya? Umutlarımızı <laughs> kırıyorlar. Oğlum yani. ayırdır bizi kırıyorlar. taşla bizi taşlamaya mı geldin? Taşlamanın seslerim onlar. Kız. Taşlamaya bir adam, taşla adam topladım <laughs> abi. Bugün kalabalık geldik. Taşlamaya mı geldi? <laughs> Şiddete karşıyız. Bu kadar şey yapmayalım. Yani. Yok ya yok şimdi. Ama hakikaten Ama Galatasaray bugün iyi oynamadı. Ama artık son haftalarda iyi oynamaya ihtiyacın yok. 3 puana ihtiyacın var. Sezon başı hep bunları sezon içinde konuşuyoruz. Şöyle oynadın, böyle oynadın, iyi oynadın. <laughs> Abi Fenerbahçe maçım var haftaya. Bence artık Galatasaray'ın oyuncuları kafası oradaydı. Hmm. Okan Hoca dahil o maçı düşünüyordu. Ha Kaç puan farkla gideceğine Galatasaray oyuncular karar verdi. 4 puan farkla gidebilirdin ama Galatasaray oyuncular dedi ki 90. dakikada biz 6 puan farkla gidiyoruz. Daha rahat, daha keyifli. Geçen sene biliyorsun sarhoş çıktı, <laughs> 3-0 oldu. Bu sene artık... Sana... Rahat, rehavet. Halime ha pardon. Ya, <gülüyor> evet. <laughs> He. Kendileri öyle diyece şey, Zafer Saç. Sarı... ben demedim ki Kendine Zafer soru, <laughs> Zafer Zafer Saruşan. anlamında dedi ya. Yanlış anlaşılmış. <laughs> ben hocam. Ya <laughs> öyle demediler aslında da. <gülüyor> <gülüyor> de öyle, öyle dedi yani. Aman hocam, aman. Ben evet. şansal Büyük ağa gibi olmayayım diyor ya, aman hocam. sen. Aman <laughs> <laughs> hocam. Ama bu haft, bence bu sene çok daha farklı bir skor görebiliriz. Derbi diyorsun. Derbide derbi derbi. farklı bir skor görebiliriz. Ne gibi? Yani Anlayan anlamıştır. Ben konuşmak istemiyorum. Ben maçta vardım çünkü. <laughs> ha o da var. Ha, o maçta vardın. Bir dakika yakaladık. 6-0'ı ima etti Ümit Karan. E, hiç geri adım atmayalım. Dedi ki e, Galatasaray 6-0'ın intikamını alabilir. Rövanşını. Ya da 5-1'den da daha iyi bir skor yapabilir. 5-1'den daha iyi bir skor. O da kupa herhalde. <laughs> evet 5-1. İkisinde de kazanan takım daha kötü oynamıştı. Yani de kaybeden mi? takım iyi oynamıştı öyle ifade edeyim. Kalecileri gayet iyi kurtarış yapmıştı ama ben zannetmiyorum abi o kadar da. Bu arada tabii Kara Gümrük gerçekten iyi oynadı. Onu da söylemek Gücüğü lazım. Gücü yettiği kadar. Yani. Evet. E, bir parantez Mertens için inanıl gibi değil ya. Ya ben diyorum yok bu çocuk yorulacak 30 yaşı 20 yaşında dedim bir hafta <laughs> herhalde yorulur. İnanılmaz inanılmaz bir istek, bir arzu. Yani oyuncuları motive etme şekli. Yani bugün bak Abdülkerim yoktu sahada. Kerim Demiray yok. Tore, Torera yok. Yani bir Barış Alper, bir Mertense ikili. İki kişi oynadı. Hani Abdülkerim Kerim çok kötüydü. Belki de en kötü maçları. Ya olabilir. Yani. Tabii sezonun içinde tabii ki kötü maçı olacak. Sakatlığından beri belirli bir düşüşü var. Sakatlık sonrasında eski seviyesi kadar iyi değil. Öyle ifade edeyim ama. daha yani bugün... Galatasaray çok eksikle oynadı bugün sağ içinde. E, Okan Hoca da istediği hamleleri yapamadı. Gerçi Berkan hamlesi oyunu çevirdi. Onu da söylemek lazım. Ee, belki Kerem ilk yarıda çıkabilirdi. Hakikaten bugün iyi gününde değildi. Onun da çok mu muazzam bir şutu vardı. Kaleciyi çıkardı onu. Ee, onun dışında öbür maça baktığımız zaman ya iki maç arasında gidip geldi ki o biraz biraz şeyimizi bozdu. Hani hangi maça odaklanalım ama tabii ki en önemli odak noktasıydı Galatasaray maçıydı tabii. Çünkü Fenerbahçe maçı başladı. Batu pozisyonu el mi var mı yok mu? Kolay geçti. O kolay geçti. Çok pozisyona girdi Fenerbahçe. <laughs> Ee iyi oynadı son dönemlere. İyi kadar. oynadı. Penaltı olmasa belki farklı olabilirdi. Bilemezsiniz. Yani bence orada Batshuayi topu elle alıyor ama tabii onu daha sonra konuşuruz. Alıyor ya. mu? Bence alıyor. Yani net ben avantaj sağlıyor bir kere. Net eline bir deyiyor Gol pozisyonunda mı? Değiyor. Yani, de evet, ilk golde. Sanki senle de konuştuk. Ben, ben de baya şöyle bir baktım baktım çok ama izledim. net elle değiyor evet, de diyemedim. Yani. Belki de Varakemi de o yüzden. Yani, yani var de net bir pozisyon bulamadı. Ya yani biz zaten bu sene hadi yabancıyı getirdik var hakem olmadı. En iyi hakemleri getirdik olmadı. Yani biz başı başından kopartmamız Yok, lazım. Başı başını kopartmamız lazım. Yabancı e, olmadı. Aksaklıkları var ama baştan yapmak lazım. Yeni baştan yapmak lazım hocam. Ha onu yaparken içinde yabancının olması gerekiyorsa olsun. O ayrı nokta ama size katılıyorum. Yeni baştan temelden bir şeyleri değiştirmek şart hocam. Evet. Önümüzdeki sezon lar bu kadar stresi kaldırsa kaldırmaz. Evet. Bir, bir görelim gibi... mi? E... Şşş, şimdi derbi alt küme düşme maçlarına yabancı hakemi koymuyorsun geçen hafta Hatay maçına. E başka maça bakıyorsun, i̇şte önemsiz bir maça yabancı hakemi var. Niye Ama koymuyor? Hatay abi. maçına değil. Bak oradaki doğru soru Hatay maçına değil. Antep. Gaziantep maçına koymuyorsun. Ondan o iki hafta önce, iki hafta boyunca <laughs> Gaziantep maçına yabancı var veriyorsun. Hatay'la oynadığı dire, birebir rakibiyle oynadığı maça vermiyorsun. İki tane tartışmalı pozisyon var. Birisi Hatay'ın lehine, diğeri aleyhine. Penaltıyı Draguş gole çeviremiyor. Belki çevirse Antep çok daha rahat bir konumda olacak. Ve sen orada o maça o kadar kritik iki tane düşme adayının karşılaştığı maça yabancı ver vermiyorsun. Tartışma aslında burada yatıyor. Evet. Bu oralara da geleceğiz. Şimdi bir gelsin Galatasaray'la ilgili paylaşımlara, fotoğraflara, maçtan yansıyanlara şöyle bir bakalım. Önce Barış Alper. Maçın adamıydı diyebilir miyiz Ümit Karan Barış Alper için? İşte bu da ee, bir bir yapan gol 45 artı 4'teki golden sonraki sevinci anneler gününe de ithafen. Yüzde %50, %50 ya. Benim kim? Mertens. Mertens. Yani sonuçta o kilit ortayı, o kilit pasını Mertens'le başladı. Ee, Barış ilk 15 dakika biraz tutuktu, sonra toparlamaya başladı. Zaten Barış ne zaman hareketlendi Galatasaray kaleye gitmeye başladı. Evet. Yani Mertens ama hep oyunun içindeydi, hep istekliydi hep hareketliydi. Bütün toplarla buluşmaya çalıştı. Çünkü baktı hakikaten işte tecrübe böyle bir şey. Baktı senin oyuncuların zaman zaman hani oyundan düşmüş en azından ne yaptı? Elini aldı her şeyi. Ben yönlendireyim dedi takımı. Müthiş yönlendirmeler yaptı. Ben akşam bir tweet attım. Ya yani ikisi de paylaşım yaptım daha doğrusu. Dedim ki bence bu sezonun en iyi oyuncusu bir numarası Barış Alper'dir diye bilmiyorum katılır mısın? Ee, yani bütün takımlarda bütün sezon için Tabii şimdi İrfan, bu görüşümü İrfan, belirttim yani. İr, İrfancan da iyi bir sezon geçirdi ama benim için de yani İrfancan ferdi. Onlar böyle ilk beşleri zorlayabilecek ama Barış Alper bence yılın futbolcusu. Yılın tamam. futbolcusu. Orada şöyle düşebilirim. Sezona başlarken hani eğer yılın futbolcusuysa o zaman ben Mustera derim eğer öyle bakacak olursak. Hmm. Çünkü başından sonuna kadar iyi götürdü Mustera. Yani İstikrarsa. Eğer Bu sefer başta kötüydü de sonradan toparladığı gibi bir durum değil. Yok. Gerçeklik. Barış Alper mesela başta alternatif oyuncuydu. Yani Tete denendi, Zaha denendi, Kerem orada denendi. Birkaç maç hiç oynamadı. İrfancan mesela sezon başından beri, Zimru maçından beri İrfancan iyi oynadı ve kötü oynadığı maçta çok az, çok az hatırlıyorum bu sezon kötü oynadığı maçı İrfan Can'ın. Barış Alper bence sezonu en iyi bitiren futbolcu. Hiç tartışmaya gerek yok. Sezonu en iyi bitiren futbolcu. Mertens'le birlikte. Ama sezonun en iyi futbolcusu orada en Mustere hem İrfan Can'a bence haksızlık olur. Yani Müstereği. o zaman şöyle diyebiliriz. Yılın Bitişler en iyi çıkış hatırlanmaz yapan, yapan Yılın en iyi çıkış topkesi, yapan oyuncu. Topçu gibi oldu. Tabii <gülüyor> yılın <gülüyor> en iyi çıkış yapan. <laughs> <the, gülüyor> and the Oscar goes to <gülüyor> Barış. <gülüyor> Neyse, bu arada şampiyonluk yarışında bence X faktör denilebilecek bir performans imza atıyor. Tamam Mertens'in performansını biliyoruz. Icardi'nin performansını biliyoruz. Torreira'yı, Muslera'yı daha önce gördük zaten bu oyuncuları. Ama Barış Alper zaten tartışılan bir oyuncuydu. Son kararları, son tercihleri. Ama onları da düzeltti. Ve hani şu konuda da herhalde hepimiz fikiriz. Sağ bekik oynadı, koydun oynadı, sol bekik koydun oynadı. Sağ açık oynadı, sol açık oynadı. Merkezde oynadı. Santrafor arkası oynadı. Santrafor arkası oynadı. Yani birçok mevkide ortalama üstü verim aldım Barış Alper'den. Ha, sezona onunla başlamadı, Tıpkı Mertens'le başlamadığın gibi bu arada. Mertens de diyebiliriz. Sezonu mükemmel bitiriyor Driz Mertens. Ama sezon başlangıcında Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Sonra transferler geldikten sonra Zaha, Ziyeş geldikten sonra, Tete geldikten sonra Kerem'i on numarada denedi. Zaha'yı sol kanada koydu. Yani hoca aslında asıl hamleyi Galatasaray açısından geçen sezonki kadroya dönerek yaptı. Ne zaman Zaha'ya sen şehir kulübesine gideceksin? Ne zaman Tete'ye sen yedek kulübesine gideceksin. Ne zaman Ziyeş'e sen yedek kulübesine gideceksin. Ne zaman Endombele'ye kusura bakma sen bu halde oynayamazsın dedi. Ne zaman Sergio Oliveira'ya sen kapris mi yapıyorsun kusura bakma sen biraz dışarıda kal dedi. Ve geçen sezonki kadroya döndü. Berkan'ı da buraya dahil edebiliriz bu arada geçen sezona dönüş açısından. O zaman Galatasaray şampiyonluk yarışında bir tık Fenerbahçe'ye göre daha iddialı konuma geldi. Ama evet. sezon başlangıcında iki takımın oyununu ve kadro istikrarına bakarsak Fenerbahçe daha iyiydi. O zaman net, yılın oyuncusu sence kim? Ya şampiyondan seçeceksek Mustera olur. Mustera, Serdar Sarı'da, da Şampiyonun dışından yılın, yılın oyuncusu seçebilme durumu var mı şu an? Dışarıdan mı? Yani Yok yok, öyle bir hakkımız var mı anlamında değil mi? Yok seçebiliriz. Yok tabii tabii, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan yok da. Yani Bu şöyle, olur. E, hani Yusuf'a katılıyorum, başlangıç e, ve bitiş noktasında... Mustere varsa mustere deriz tabii ama bitirme anlamında bazen derler ya hocalar da bunu söyler. Başlangıç 11'den sonra ilk 11 üzerinden konuşulur herkes herkes ama maça aslında bitiren 11 üzerinden bakmak lazım. Hangi 11 ile bitireceğini. Bence Okan Hoca e, nasıl bitiren 11'de bazı oyuncular değişmiyor mustere bunlardan biri. Bence bu sezon e, başlangıç noktasında bitiş noktasında da herkesten e, mümkün olabildiği kadar en iyi verimi almaya çalıştı. Ben Mustere derim. Mustere. Ama şimdi iyi bir final yaptı Barış Alper. Onu kimse... Geçen seneki Barış Alper'den çok daha iyi bir Barış Alper var artık. Kesinlikle. Einstein bu, bu, Mertens. Olacağım. Einstein Mertens. O da işte... Niye plan. Einstein diyorum? Bir Tolga ekrana getirebilir misin Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı? E, doğru söyledim değil mi? Einstein olarak paylaşmışlar. Mesela geçen sezon Mertens'i. Mertens'in sezonu bitiriş şekli. Değil evet. mi? Sergio Oliveira, Mertens fişi çekmiş gibi bitirdiler evet. sezonu. Icardi orada, Kerem orada, Torreira orada takımı sırtladı ve şampiyonluk yarışında iddialı konuma getirdi, şampiyon yaptı. Özellikle Icardi'nin ve Kerem'in olan süper performansı. Bu sezon tam tersi şekilde bitiriyor Mertens. Geçen sezon bittiği zaman Galatasaray kulübünde ya da yönetimindeki düşünce şuydu.